Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı. Deneyimli spor programı yapımcısı Murat Çimen'in hazırlayıp sunduğu Spor Vizyon programı her hafta salı günü saatler 14.30'da Çay TV ekranlarında Türk Spor'unu masaya yatıracak. Vizyon programına hoş geldiniz. Ankara stüdyolarında Çay TV'nin sizlerle birlikteyiz. Ve ilk programımız bugün. Dolayısıyla biraz da heyecan var belki. Yaklaşık 25 yıldır bu sektörün içerisinde biri olmama rağmen İlk programlar her zaman için heyecan vericidir. Bizler de o heyecanı belki yaşıyoruz ama aynı zamanda da mutluyuz tabii. Bundan sonra her salı saat 14.30'da başta Süper Lig olmak üzere spora dair her şeyi Spor Vizyon programında konuşacağız. Spor Vizyon gerçekten aynı zamanda bir markadır. Bunun da altını çizelim. İlk programda Murat Çimen'in konukları deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal ve Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu oldu. Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Kesinlikle. Ama birazcık bunun yani hocanın oradaki otoritesini sarsmamak adına her türlü önlemi de almak lazım. Şimdi bunun mesela örnekleri çoktur. İşte baktığınız zaman Abdullah Avcı şimdi Konya'nın başında Aykut Hoca. Mesela Ali Çamdan'ın oraya geri dönmesi Aykut Hoca'nın isteğidir. Yani hak ediyor mu orayı? Hak ediyor ayrı. Evet. Ama yani... Ki 33 yaşında. Tabii hocanın takımı. Ali Çamdalı yani belirli bir yaşa artık... Ama inanmış olduğu bir oyuncu olduğu için yani onu da... İnanmış bir de yıllarca evet, Konya'da oynamış bir isim önemli. Ali Çamdalı. Vize'den yeniden geri aldı. Bir de şey Sayın Çimen bir de şöyle bir şey var. Yani hoca orada çok şey yaptı. Yani Aykut Hoca. Evet. Tabii. Konya'da. Mesela özellikle. İlk stadyumu açan benim bulunduk kümede bıraktık ama benden sonra Aykut Hoca geldi. Bayağı bir işler yaptı. Süper Lig'de oynanan maçların analizinin yapıldığı programda ayrıca telefon bağlantılarıyla da önemli isimler yayına bağlandı. Sponsor bizzat diyor ki ben parayı vereyim şampiyonluğa evet. Oyna. Hayır diyor. Hayır diyordum. Benim şu anki tabii. Durumum bu. Ben beşinciliğe oynarım. O kadar. Para gelse bile yapamayacağını biliyor. Adam açıklıyor. Bizim... İnanın şöyle yapmış adam. Lafı unutma Murat'cığım. Sigorta primleri bu. Yemekhane giderleri bu. En az 2 saat. Ya 2 saat oturdum dinledim. Ve hayret ettim. İlk alkışlayan da benim biliyor musun? Helal olsun. Yani alkışlanacak bir durum. Tabii gerçekten. Ya. Altyapıdan 5 tane oyuncu çıkarıyoruz diyor. Altyapıdan çıkaracağım oyuncuları 5 tane. Bunları hocam, diyor bir tanesini satmayı düşünüyoruz diyor. Diğer 3'ünü de önümüzdeki sene oynatacağız diyor. Onlar da diyor ki o zaman biz sana destek verelim. Altyapıdan oyuncu çıkarma konusunda da hocamı da kutlamak lazım. Çok önemli isimleri kazandırmıştır hem evet, Türk futboluna. Evet. Aynı ben zamanda İtalya gönderdi. Evet, Meri'yi gönderdi. Meri'yi gönderdi. Sassuolo'ya gönderdi. Sağ olsun. Başkan da bizi onur etmiş. Buradan teşekkür ediyorum. Hasan Başkan'a. Çünkü ben oynattığım zaman herkes niye oynatıyorsun? Genç demişlerdi. Fazla bir zaman olmadı ha. 4 ay olmadı daha. Buradan düşme hattına şöyle bakalım mı hocam? Bakalım. Akhisar 17, Erzurumspor 17, Ankara Gücü 20, Çaykur Rizespor 21 ki iyi bir evet, çıkış yakaladı Çaykur Rizespor. Kayseri Spor 22, Göztepe 22 şeklinde sıralanıyor. Fenerbahçe'nin puanı da 23. Çok puanlar birbirine çok yakın. Yani bugün 20 puanda olan Ankara Gücü üst sıralara ama 25 puanda olan Alanya Spor, gerçi ortaya koyduğu futbolla zannetmiyorum ama evet, aşağıya inebilir. Yani puan açısından bakıyorum. Çok çok yakın puanlar. Düşme hattında hangi takımları böyle daha düşmeye yakın görüyorsunuz? Bir defa Rize Spor bu hafta galibiyete inanılmaz bir yol aldı. Yaptığı transferlerle. Kısa kısa gideyim. Ve rakibi tabii 17 puan Erzurum'du. Hani tabii. 3 puanlık 6 puanlık derler ya hocam. Bu şimdi 10, bu ne 10 demek? Puanlık maçtı. Biliyor musun Murat? Ben hep bu gruplarda çalıyorum biliyorum. Şimdi Rize'nin yenmesi barajı yükseltti. Yani berabere kalsalardı. Yani birisi 18 yapacaktı, birisi iki takımda 18-18 yapacaktı, biri 19 yapacaktı. Evet. Tabii. Şimdi baraj yükseldi. Burada hatta Alanya iyi futbol oynuyor. Sergen Hoca'yla da benden sonraki periyotta falan çok iyi gittiler. 25 puanları var. Ben 25 ve 6'nın hepsinin tehlike olduğunu düşünüyorum. Eğer Antalya Spor Ligi'nin ilk yarısındaki o puanları almamış olsaydı şimdi Antalya'da bence... Hiç de belli olmaz 28 puan. O da ona baktığımız zaman ama... Bir galibiyette de 31 yapıyor. Yani evet, bunu da alabilecek takım. Yani, baraj kaç olur hocam lig sonunda? Ya ben şu gidişle 36'yı falan geçer diye düşünüyorum. Geçer. Rahat. Çünkü yani, yüksek puan. Yükseldi 36 ama burada mesela arkadan gelen takımlar hep şanslıdır. Mesela Rize, Atıf, Nakulma gibi 2 maç, 3 maçta 7 puan büyük puan. Şimdi önemli olan bu haftaki maçı. İşte bu hafta Antalya maçı. Tabii. Yine çok kritik bir maç. Antalya maçını yeni zaman puanı kaça indiriyor? 4'e. Çaykur Rizespor burada puanı 21. 4'e. 24 yapıyor. Evet 24 tabii, yapıyor. Ama arkadan gelişle diyorum. Bakın
Şu anda 21 puan baraj 21 puanda hiçbir şey yapmadın. Sadece siz inanılmaz bir yer yakaladınız. Rize için konuşuyor. Evet. Ama bunun yanında da Akhisar mesela 17. Erzurum şanslar çok az. İnan bir puan bile o kadar önemli ki. Değil mi? Tabii. Mesela ben Erzurum yenmeyi oynamayıp da berabere kalsaydı hepsinden şanslıydı. Süper Lig'de yenilmeyeceksin. Spor Vizyon programı her salı günü saatler 14.30'u gösterdiğinde Çay TV'de ekranlara gelmeye devam edecek. Belki de 10 kişi kaldı. Evet. Ve ondan sonra beraberlik için inanılmaz çırpındılar. Yani kendi evinde oynamasına rağmen. Hocam Bursa Spor'u da ben kutlamak istiyorum. Ben de. Samet abi özellikle. Samet Hoca iyi bir futbol oynatıyor. Evet. Yani ikinci bölgede basıp oyuncuların rakibin üzerine gelmesini engelliyor. Hı-hı. Bu konuda kutlamak lazım. Ya yani göze hoş gelen futbol ortaya koyuyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bu küme hattında çalıştığım için çok iyi biliyorum. Bu haftalar kaybedenin ve demoralize olanın takım birliklerini ve kulüp birliklerini kaybeden takımların kaybetmesidir. Evet, evet. Yani pozitif enerji kaybettiğiniz zaman motivasyonu yüksek tutmak lazım. Gidersiniz. Bunda da şu anda da en iyi gördüğüm motivasyon yüksek takım Rize. Evet. Çaykur Rizespor'a da buradan başarılar dilerim. Ligin renkli takımlarından biri. Benim